Merhabalar, bugün sizlerle birlikte Zoom uygulamasının toplantı sekmesini öncelikle New Meeting diyerek yeni bir toplantı başlatıyoruz. Evet, şu anda toplantımız başladı. Toplantıya davet için toplantı bilgilerinin yer aldığı kısma tıklıyorum. Toplantı bilgilerinin yer aldığı alanda toplantı ID'miz, toplantıyı başlatan kişi hakkında bilgiler, toplantı ismi, aynı zamanda kişilerimizi davet edebileceğimiz toplantının linki. Bu link ile istediğiniz alanda paylaşım yaparak toplantıya davetler gerçekleştirebilirsiniz. Toplantıda sesli görüşme yapabilmek için sesinizi açabilirsiniz. Aynı zamanda görüntünüzü paylaşabilirsiniz. Bunun için bir kameraya ihtiyacınız var. Toplantıya katılan kişileri görebilmek için kişiler sekmesinden yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda mesajlar kısmından ortama gönderilmiş olan mesajları görebilir, kendiniz mesajlar gönderebilirsiniz. Ekranı paylaşma kısmına bakacak olursak, burada zaten tıkladığınız zaman karşınıza paylaşabileceğiniz bütün ekranlar gelmekte, bütün dosyalar gelmekte. İstediğiniz ekranı tam ekran olarak paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda sadece açmış olduğunuz bir uygulamayı ya da klasörü paylaşabilirsiniz. Paylaşımını gerçekleştirebilirsiniz. Ekran paylaşma kısmında belirtmem gereken bir kısım var. Beyaz tahta özelliği. Bu beyaz tahtada istediğiniz gibi çizimler yapabilir. Aynı zamanda toplantıya katılan kişilerle birlikte çizimler gerçekleştirebilirsiniz. Mantık olarak zaten bir beyaz tahta niteliğinde. Sınıf ortamında tahta kullanımı ile eşdeğer özelliklere sahip. Oluşturmuş olduğunuz çizimleri vesaire PNG olarak kaydedebilirsiniz. Burada önemli özelliklerden biri de tahta kullanımı ile ilgili. Tahta kullanımında öğrencilerinizin katıldığı, yani toplantıya katılan diğer kişilerin kullanımını kısıtlayabilirsiniz. Onların tahtayı çizmesine izin de verebilirsiniz, durdurabilirsiniz. Bu sıklıkla kullanılan bir özellik. Çünkü yanlışlıkla olsa bile ekranda çizimler oluşturulabiliyor. Ekran paylaşımı kısmında da yine bir kısıtlama yapabilirsiniz. Ekran paylaşımını sadece host yapsın ya da tüm kişiler yapsın olarak değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda seçili kişiler yapsın şeklinde bir sekmemiz var. Buradan da sadece belirlediğiniz kişiler ekran paylaşımı yapabilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kullanılabilecek bir diğer özellik toplantı kayıt özelliği. Toplantı kaydı ile isterseniz birinci videoda anlattığım üzere toplantıyı başlattığınız anda kaydı başlatarak tüm toplantıyı baştan sona kayıt alabilirsiniz. Aynı zamanda istediğiniz gibi manuel olarak toplantıyı başlatıp istediğiniz yerde duraklatıp tekrar başlatabilme özellikleri de var. Bunları da kullanarak yine toplantınızı kayıt alabilirsiniz. Son olarak belirteceğim kısım ifade gönderme özelliği. Burada el kaldırabilirsiniz. İstediğiniz şekilde var olan emojileri kullanabilirsiniz. Bu emojilerle durumunuzu bildirebilirsiniz. Burada çeşitli emojilerimiz mevcut. Ana ekranınızı iki defa dokunarak ya da View kısmından full screen yaparak tam ekran toplantımıza katılabiliriz. Tam ekran yapmanın yanı sıra View kısmında katılımcılarınızı bir sanal ortamda toparlayabilirsiniz. Aslında bu kare kare kutular halinde karşımıza gelmekteydi. Bu kısmı birazcık daha özelleştirmişler. Burada katılımcı sayılarına özgü olarak örneğin 2 kişi, 25 kişi, 5 kişi şeklinde kişi sayıları yazıyor. Bunlara uygun arka planlar kullanabilirsiniz. Farklı bir ortamda eğer ki paylaşım yapıyorsanız bunları kullanmak avantajınız olacaktır. Güvenlik kısmına bakacak olursak toplantıya katılımcıları geçici süreliğine ya da istediğiniz süre bazında engelleyebilirsiniz. Bekleme odasını aktifleştirebilirsiniz. Aynı zamanda güvenlik amaçlı profil fotoğrafınızı açıp kapatabilirsiniz. İkinci kısımda ise aslında katılımcıları ilgilendiren bazı seçenekler bulunmakta. Bunlar chat kısmının aktif olup olmaması durumu, isim değiştirme gibi seçenekler,
ekran paylaşımı yapma ya da kamerayı açma gibi seçenekleri aktifleştirip pasifleştirebilirsiniz. Bunlar da yine host'un izinleriyle alakalı. Toplantınızı kapatırken meeting yani toplantıyı tamamen sonlandırabilirsiniz. Tüm katılımcılar da sonlanacaktır. Sadece kendiniz de toplantıdan ayrılabilirsiniz. Burada iki tane seçenek sunmakta. Biz şu an için tamamen sonlandıralım. Toplantı sonlandığı zaman toplantı içerisinde kayıt aldıysak ya da ekran görüntüsü aldıysak bunlar toplantı sonunda otomatik şekilde karşımıza açılır pencerede gelmekte. Şu anda da görüldüğü üzere bir ekran görüntüsü almıştık. Bir de toplantıda bazı aşamalarda rekor almıştık, toplantı kaydı almıştık. Onları görmekteyiz. Evet arkadaşlar, Zoom toplantı oluşturma ve inceleme videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.